Herkese merhabalar arkadaşlar. Bilgisayar becerileri 6. dersimize hoş geldiniz. Bu hafta geçişler sekmesini göreceğiz. Yeni boş bir sunu açtım ve geçişler sekmesine buradan tıklıyoruz. Geçişler sekmesiyle slide gösterimizin sayfa geçişlerine efektler ekleyebiliyoruz ve başlayalım isterseniz. Birkaç sayfa oluşturuyorum hızlıca örnek. Evet. Yani şu anda gördüğünüz gibi geçişler sekmesinde herhangi bir efekt yok gözüküyor. Her sayfa için ayrı ayrı efektler tanımlayabilirim. Örneğin bakın bu birinci slayda cast efekti oluşturdum ve şurada bakın ne çıktı. Animasyonları yürüt diye bir ufak seçenek çıktı. Bastığım zaman bakın şu andaki animasyonu gösteriyor. İkinci sayfaya solaract efekti ekleyelim. Bakın tıkladığım zaman görüyor musunuz? Bakın sayfa 1'den sayfa 2'ye nasıl geçiyor bakın. 1, 2. Evet, üçüncü sayfaya örneğin itme efekti ekleyelim. Şu şekilde görüyorsunuz. Dördüncü sayfaya süpür efekti ekleyelim. Kopyalamaya devam edelim. Evet. Beşinci sayfaya örneğin bölme efekti ekleyelim. Altıncı sayfaya göster efekti ekleyelim. Yedinci sayfaya rastgele çizgiler efekti ekleyelim. Ve benzeri. Şimdi slide gösterimi yürüteceğim. Yürütmek için bakın şu tuşa basabilirim. Slide gösterisini başlatıyor. Bu tuşa bastığım zaman geçerli sayfadan itibaren başlatıyor slide gösterimi. Ve sayfa geçişlerim şu anda tıklama ile olduğu için tıkladıkça sayfalar değişiyor. Veya şu tuşa basarsam slide gösterisini baştan başlatır. İlk slide'dan. Yani mesela şu anda 3. sayfadayım fakat bu tuşa bastığım zaman birinci sayfadan itibaren başlayacak ve ben her tıkladığımda sayfaya eklediğim geçiş efektiyle sayfam değişecek gördüğünüz gibi. Evet. Burada efekt seçenekleri de var arkadaşlar. Efektin yönünü değiştirebiliyorsunuz. Neye göre? Şuradaki seçili olan efekte göre görüyor musunuz? Bak, mesela yatay içeri yaparsam bu şekilde giriyor. Yatay dışarı yaparsam bu şekilde. Örneğin 6. sayfa için yavaşça soldan var. Bakın soldan sağa doğru. Sağdan siyah ile yapabiliyorum bu şekilde. Görüyorsunuz efekt epey bir değişti. Veya soldan siyah ile. Veya 3. sayfadaki efektimiz itme efekti. Soldan yapabiliyorum. Sağdan yapabiliyorum. Üstten yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Mesela ikinci sayfadaki solarak efektimizi siyah ile solarak yapabiliyorum. Burada efekte ses verebilirim. Örneğin alkış sesi verdim ve efekti gördüğünüz gibi. Slide'ı ilerletmek bakın tıklandığında yazıyor. Veya belirli bir saniye sonra. Örneğin birincisine slide'ı otomatik tıklama ekleyelim. Daha doğrusu şu anda slide ilerlemiyor çünkü herhangi bir geçiş yok. O yüzden bu kadar saniye sonra yapacağım ve 3 saniye sonra yapacak. Aynı zamanda tıklandığında da diyebilirim. Evet, gördüğünüz gibi o kadar saniye sonra geçiş gerçekleşti. Burada arkadaşlar tümün uygulamada da var. Yani bir efekti tümüne de uygulayabilirsiniz. Örneğin dağılma efektini tümüne uygulayalım. Daktilo sesi olsun. Tıklandığında olsun. Bu da daktilo sesinin süresi diye tahmin ediyorum. Bakalım. Evet. Geçiş uzunluğu. Pardon. Bu şu efektin geçiş uzunluğuymuş. Yani bakın bu efekt ne kadar saniyede geçeceğini buradan belirleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar hızlı gerçekleşiyor.
Evet, hatta origamide daha net olacaktır. Örneğin origami 0,25 yapalım. Evet. Bir de örneğin 5 saniye yapalım. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi hepsini uçak yapıp 4 saniye yapıp tümünü uygulayacağım ve geçiş süresi de 4 saniye olsun. Ayrıca ses olarak da evet, kamera sesi tümünü uygula dedim. Şimdi baştan başlatalım örneğin. Evet, gördüğünüz gibi uçak olarak geçiyor. 4 saniye sonra otomatik olarak ikinci slayta geçecek. Evet, 4 saniye sonra üçüncüye geçecek. Evet, bu şekilde hepsine de uygulayabilirim veya tek tek de ayrı ayrı efektler koyabilirim. Bakın, cam kırıkları için herhangi bir efekt seçeneği yok. Çarpma için de yok. Bu heyecanlı efektler, evet, bunun için varmış. Görüyorsunuz. Evet, sanıyorum. Bakın, buradan ön izleme de yapabiliyoruz. Şuradaki yıldızda tıklayınca da ön izleme yapıyor. Veya buradan da ön izleme yapabiliyorum. Ses olarak kendiniz de ses yükleyebilirsiniz. Örneğin diğer ses derseniz evet, WAV dosyası istiyor. Bir WAV dosyası yükleyebilirsiniz ve o sesi de uygulatabilirsiniz. Bu sayede geçiş efektlerini görmüş olduk. Evet. Gördüğünüz gibi çok farklı efektler var. Bu efektlerin süresini ayarlamak gene kendi elinizde. Evet, süreleri sanıyorum otomatik olarak tıkladığınızda kendisi zaten ayarlıyor. Yani bunların bir neyi var? Default süresi var. Evet, tıkladığım zaman da şuraya tıkladığım zaman geçerli slide'dan itibaren slide gösterim başlıyor. Tıklarsam hızlı hızlı geçmesini sağlayabilirim tıklayarak. Evet. Geçişler bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça basit ama slide gösterinizde çok güzel efektler verebilirsiniz. Hatta hemen mesela tasarımı değiştirelim. Daha hoş gözüksün. Evet. Tasarım değişti. Geçişlere de örneğin şunu hızlıca uygulayalım. Tümünü uygula diyelim. Ve her slide'ın 1 saniyede geçsin. Evet, bu 1 saniye niyeyse çok iyi çalışmıyor. Örneğin bunu 0,0,30 yaparsak, hatta 0 yapalım bakalım nasıl olacak. Muhtemelen şu süreden sonra otomatik geçecek diye tahmin ediyorum. Evet, her efektten sonra otomatik olarak geçiyor gördüğünüz gibi. Örneğin her birine de farklı bir efekt verelim. Rastgele derseniz de arkadaşlar herhalde her seferinde rastgele bir efekti oynatacaktır.
Hatta hepsini rastgele yapalım. Şuradan rastgele. Süresi default. Evet, tümünü uyguladım. Bütün sayfaların font boyutunu değiştirelim ayrıca. Nasıl yapıyorduk bunu? Bunu slide gösterisi değil de tasarımdan bunu yapmak için evet görünümden şurada asıl slayta tıklıyoruz. Buradan yazı tipleri var gördüğünüz gibi. Şuradan yazı tiplerini özelleştir deyip fontu nereden değiştiriyorduk? Örneğin araya black yapalım. Evet, kaydedelim. Şuradan çıkıyorum. Ve bunu tümün uygulamayı nereden yapabilirim? Pardon. Asıl slide. Şuradan belki değiştirdiğim zaman hepsine uygulanabilir. Evet. Bunların 72 yapalım. Bunları da 6 yapalım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Gördüğünüz gibi hepsine uygulandı. Sadece birinci sayfa uygulamadı. Çünkü birinci sayfayı ben fontu değiştirdikten sonra değiştirmiştim. Yani bakın ne demek istedim. Tekrar göstereyim. Şimdi birinci sayfa 66 font. Diğerleri 72 font. Böyle başka sayfalarda olsaydı tekrar şöyle yapabilirdim. Görünüm. Buradan asıl slide. Yazı tipimi kalibri yapıyorum yeniden. Kapatıyorum. Ve bakın. Evet, hala 66. O zaman tekrar görünüme gelelim. Gotik MS yaptım ve girişten fontumu 80 yapacağım. Bakalım şimdi olacak mı? Asıl slayttan çıkıyorum. Sayfa 1'e görünümden normale dönelim. Evet, hala birinci sayfamın font boyutu değişmedi. Fakat yeni fonta geçiyor. Ama font boyutu henüz değişmiyor. Sıfırla dersem evet sıfırlayınca düzeldi. Fakat bu sıfırlama işlemini yapmadan otomatik nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Bunu biraz daha boyutunu küçültelim. Örneğin 54 yapalım. Aa, evet. Şunu değiştirirsem ne olur acaba? Bu hepsinin tepesinde çünkü. Böyle yapalım ve bunu 96 yap.
Başlık slide'ı, düzen slide, slide'lar bir yeri tarafından kullanılır. Evet, şöyle yaptım. Ve asıl slide'ı kapattım. Evet, orası etkilemedi. Evet, burada varsayılan ayarlara döndürme var. Aa, hepsini seçip sıfırla diyebiliyorum. Tamam. Demek ki yaptığınız değişikliklerin uygulanması için hepsini seçip sıfırla demeniz gerekiyor. Evet, şimdi animasyonlara geçiyoruz arkadaşlar. Peki animasyonlar nedir? Animasyonlar ise slaytımıza eklediğimiz öğelere animasyon vermek için kullanırız. Örneğin paragraf 1'in giriş animasyonunu değiştirebilirim. Yani slide'ın bir giriş animasyonu var. Bir de slide içindeki öğelerin giriş animasyonu var. Bakın burada 1 yazıyor. Birinci animasyon. Örneğin slide gösterisini başlatayım. Bakın bu slide'ın girişiydi ve bu da nesnenin girişiydi. Paragraf bile verdik. Mesela sayfaya verelim. Mesela sayfanınki dalga olsun. Mesela buradaki sayfanınki şekil olsun. Paragrafınki süpürü olsun. Buradaki sayfanınki tekerlek olsun. Bakın burada efekt seçenekleri var gene. Bakın iki tekerlekli. Üç tekerlekli görüyorsunuz. Sekiz tekerlekli. Bu şekilde. Sayfa 4'e örneğin yazı tipi rengi diye bir animasyon var. Bakın yazı tipinin rengi değişti. Burada efekt seçeneklerinden hangi rengi alacağını seçebiliyordum. Örneğin kırmızı. Birden fazla animasyon acaba ekleyebilir miyiz? Deneyelim. Kırmızı oldu ve ikinci animasyon. Evet. Birden fazla animasyon eklersek bakın şu anda çoklu yazıyor. Bakın bir daha animasyon ekle diyorum. Mesela yakınlaştırmayı ekledim. Şu anda 3 tane animasyon var. Bakın hangi animasyonu buradan tıklarsam o animasyonu gösteriyor. Bir tane daha animasyon ekleyelim. Örneğin nesne rengini ekleyelim. Bakın bu nesne deyince bunun tamamı, bu metin kutusunun tamamı nesne olarak gözüküyor. Yazının kendisi nesne değil. Yani bu metin kutusu bir nesne. Örnek verecek olursak hemen bir yeni slide açalım ve buraya bir ne ekleyelim? Ekleden bir örneğin girişten bir şekil ekleyeceğim. Bakın şimdi bunun da kendisi bir nesne. Tabii ki buna bu çok farklı animasyonlar verebilirim artık. Bunların her biri ayrı bir animasyon şu anda eklendi. 4 tane animasyonu oldu. Yürüt dediğim zaman slaytı görüyorsunuz. Ayrı ayrı sırayla animasyonları yürütüyor. Peki bu animasyonları acaba aynı anda yürütebilir miyiz? Animasyon bölmesi demiş. Zamanlama demiş. Bakın burada animasyonun kendisine bir ses ekleyebiliyorum. Animasyondan sonra karartma diye bir şey ekleyebilmişim. Zamanlama tıklayınca demiş. Öncekiyle birlikte deyince nasıl yapıyoruz acaba? Evet, burada da aynısını yapalım. Hatta bunu copy paste yapabilir miyim acaba animasyonu? Copy paste yapamadım. Hepsini öncekiyle başlat dedim. Bakalım nasıl olacak. Evet, hepsini aynı anda gerçekleştirmeye çalıştı diye düşünüyorum. Tekrar bakalım. Evet. Hepsini aynı anda gerçekleştirebiliyor. Öncekiyle beraber başlat. Deyince örneğin şuradan bir
Şekil ekleyelim. Daha böyle belirli olabilecek bir şekil. 10 kenarlı. Buna bir görsellik verelim. Evet. Ve buna animasyon ekleyelim. Animasyon, görünüş, animasyon, sıçrayış. Tabii bakın, bu animasyonlar birbiriyle çelişebilir. Fakat farklı animasyonlar eklersek çelişme olmayabilir. Bakın burada süreleri var. Başlangıç bitiş, başlangıç bitiş. Öncekiyle başlat, öncekiyle başlat, öncekiyle başlat. Evet, aynı anda hepsini gerçekleştirmeye çalışıyor. Şöyle bir animasyon ekleyelim. Şöyle bir animasyon ekleyelim. Evet, nesne rengi olarak, uçarak. Bakalım şimdi burada ne yazıyor arkadaşlar? Bakın, sıfır. Sonra da sıraları gözüküyor. Görüyor musunuz? Bakın, bu sıfırıncı yürütülecek. Bu 1, 2, 3, 4. Şimdi hepsini öncekiyle başlat deyince bunların hepsi sıfır olacak. Hepsi aynı anda başlayacak. Evet, başlat diyorum. Evet, hiçbirini göremedik. Animasyonlar birbirini yok etti diye biliriz. Örneğin şuna bir animasyon ekliyoruz. Uçarak giriş. Burada bakın, gelişmiş zaman çizelgesi diye bir seçenek de varmış. Animasyon belgesini kapatalım. Burada animasyonun süresi var. Evet, gördüğünüz gibi hızı yavaşladı. Ne zaman? Öncekiyle birlikte, öncekinden sonra mesela, öncekiyle birlikte diyersek. Tabi önceki animasyon olmadığı için direkt başlıyor. Tetikleyici tıklandığında var. Ünvan, başlık. Herhangi bir şeye tıklandığında da başlatabilirim. Örneğin alt başlığa tıklandığında tetiklensin. Başlatalım. Evet. Fakat otomatik geçişlerimiz olduğu için şu anda geçiş yaptı. Onu bir kapatalım. Şimdi sayfa altıya tıkladığında geçiş yapması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi sayfa altıya tıkladığında diğer slayta geçti. Ama animasyon çalışmadı çünkü biz alt başlığa tıklayınca seçeneğini seçmiştik. Bakın, üsttekinden mouse'umu getirince mouse imlecim düz gözüküyor gördüğünüz gibi. Ama alttakinin üzerine getirince bakın, tıklama işareti çıktı. El çıktı. Yani bunu tıklanabilir bir aksiyon olduğunu gösteriyor. Bunun ise düz bir aksiyon olduğunu gösteriyor. Buna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi animasyon efektim yürütülüyor. Evet. Burada dediğimiz gibi efektleri değiştirip efekt seçeneklerini değiştirebiliyoruz. Her efekte göre farklı seçenek çıkıyor. Tabii efekt seçeneği çıkıyor. Yani kutu yaparsanız bu şekilde oluyor. Artı yaparsak bu şekilde. İçeri yaparsak bu şekilde. Ve benzeri, mesela uçarak girişte ne varmış? İşte yönü var örneğin. Evet. Animasyon boyarısı varmış arkadaşlar. Bu nedir? O, evet, öğrendik. Şimdi o zaman birkaç tane nesne oluşturup bunu da yapalım ve göstermiş olalım. Yeni bir slide oluşturuyorum. Şunları bir silelim. Nesne ekleyeceğim zaman herhangi bir metin kutusuna ihtiyacım yok.
Eklerden şimdi çeşitli şekiller ekleyeceğim. Hani şunu ekleyelim. Ve buna hangi rengi verelim? Şunu verelim. Sonra eklemeden şunu ekleyelim. Buna da bu rengi verelim. Eklemeden şunu ekleyelim. Şöyle olsun rengi de. Evet, ekleden bir tane örneğin grafik ekleyelim. Evet, şu şekilde. Daha sonra ekleden smart art ekleyelim örneğin bu. Ekleden bir de ne ekleyeceğim? Fotoğraf ekleyeceğim. Ne şuraya ismi ekleyelim. Şimdi şu nesneye verdiğim efektlerin hepsini diğerlerine de uygulayacağım. Yani tek tek tüm nesneler için animasyon ayarlamak zorunda kalmayacağım. O zaman buna bir ne ekleyelim? Mesela yakınlaştırma animasyonu ekleyelim. Daha sonra buna bir de örneğin nesne rengi animasyonu ekleyelim. Şimdi bakın bunda iki tane animasyon var. Hatta birkaç tane daha ekleyelim. Tamamlayıcı animasyon. Çizgi rengi animasyonu. Sıçrayış animasyonu. Yakınlaştırma animasyonu. Rastgele. Çizme. Uzat çevir. Karart. Ve bunların her birine de farklı birer efekt seçebilirim. Şurada. Örneğin bunun ikisi kırmızı olsun. Slide merkezi olsun. Bakın bu ekranı nasıl açtım? Sola doğru sürüklenince bunlar çıktı. Çünkü orada göremiyordum. Bununki de örneğin dikey olsun ve benzeri. Şimdi çok çeşitli bir sürü animasyon ekledim. Bu animasyonların hepsinin bunlara da uygulanmasını istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Önce nesnemi seçiyorum. Bakın şu anda nesnem seçildi. Animasyon boyutuna çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra bakın tek tek tıkladığım nesnelere aynısını uyguluyor. Ama tabii ki bunların sırası oluyor. Çünkü animasyonların nesnelere uygulanma sırası var. Ve bunu uyguluyorum. Evet, şu anda hepsine uyguladım. Şimdi slide'ı başlattığımda bakın nasıl gözükecek. Evet, animasyonlar tek tek oynatılıyor. Bu da ikinci tıklamıştık. O yüzden bu başladı efekt olarak. Aynı anda da oynatabiliriz. Bir öncekiyle beraber başlat dersek aynı anda oynatmaya başlar. Bakın şimdi ona da bakalım isterseniz. Hatta her nesnenin aynı anda başlamasını sağlamaya çalışalım. Bakalım bunu yapabileceğiz mi? Evet, şimdi burada gördüğünüz gibi her nesnemizin animasyonu var. Şimdi altıgen 5, yani şu nesnenin numarası altıgen 5 ismi. Bu ismi kendimiz değiştirebiliyoruz. Bu altıgen 5 ile resim 10'un, yani şunun aynı anda başlamasını istiyorum. Buna öncekiyle birlikte başlat dersem nasıl olur? Bakın resim 10 sırası 0 oldu. Altıgen 5'i de bir 0 yapsak. Deneyelim. Evet, hala istediğimizi elde edemedik. Ben iki nesnenin de aynı anda başlamasını istiyorum.
Buradan oynat dersek. Bu da olmadı. Bunu nasıl yapabiliriz acaba? Kutlama ile başlat. Öncekinden sonra başlat diyelim bunları. Bakın şu anda ne oldu? Hiyerarşik yapısı değişmeye başladı. Hatta daha iyi görebilmek için şöyle biraz sürükleyeyim. Evet, hala altıgendeyim. Bakın şu anda sıralaması değişiyor. Evet, öncekinden sonra başlat diyorum. Öncekinden sonra başlat diyorum. Evet, şimdi burada diyeceğim ki öncekiyle başlat. Evet. Ama bu hala bunların sonuna geldi. Şimdi bunun başlangıç zamanını değiştirebilir miyim acaba? Burada ne var? Tıklama ile başlat var. O zaman şöyle yapalım. Bak şunları bir silelim. Evet. Daha sonra bu efektleri yeniden kopyala yapacağım. Nesnemi seçtim. Animasyon bölgesini seçtim. Tek tek animasyonları koyuyorum. Shift tıkladım. Evet. Şimdi 6 tane animasyonumuz var. Evet, sıralaması hepsinin böyle olduğu ve tıklama ile başlat demiş. Bakalım tıkladıkça hepsini aynı anda başlatabilir miyim? Yok. Öncekiler bitiyor. Evet. Auto start animations. Power point. Web özelliği acaba yok mu? Evet, gruplayarak yapabilirsiniz demiş ama bir deneyelim bakalım gruplayarak olacak mı? O zaman şunların hepsini seçiyorum ve giriş sekmesinden
Hangi sekmedeydi bu gruplama? Biçim sekmesinden demiş. Gruplandır dedim. Evet. Şimdi başlatınca bakalım nasıl olacak. Evet. Gruplandırınca efektlerin hepsi animasyonların hepsi galiba silindi. Evet, silindi. Çünkü artık bunların hepsi bir grup olduğu için. Şu anda grup olarak animasyon ekleyebilirim. Evet, sanıyorum. Ama yok. Evet, gene olmadı. İstediğimiz olmadı. Hepsini tek bir nesne gibi davranıyor. Çok da önemli bir şey değil. Şu animasyonların numarasını aynı yapabilseydik eğer. Bakın burada 1 yazıyor. Burada 2 yazıyor. Şunu öncekiyle başlat deyince bakalım ne oluyor. Etki yapmadı. Çünkü hala bunun başlangıç sırası burası gözüküyor. Bu başlangıcını değiştirebilsek. Ya da bunların hepsini aynı anda başlatıp gecikme vereceğiz arkadaşlar. Belki de öyle yapmamız lazım. Tekrar silelim. Şimdi bunu ne yapacağız? Şuradan animasyona geleceğiz. Öncekiyle başlat, öncekiyle başlat. Öncekiyle başlat, öncekiyle başlat. Öncekiyle başlat, öncekiyle başlat. Evet, hepsini öncekiyle başlat diyoruz. Ve bir gecikme ekliyoruz. Örneğin 1,5 saniye. Hatta 1,5 saniye şey oldu. Şunu yapalım. Şöyle. Evet, bakın elimle sürükleyebiliyorum. Ortasına tıkladığınız zaman sürükleyebiliyorsunuz. Sağ sola tıklarsanız YouTube küçültme yapıyor. Daha sonra bu animasyonu alıp şunu uygulayalım ve bir çalıştıralım bakalım nasıl olacak. Evet, şu anda aynı anda yürütüyor. Yok. Bir dakika, aynı anda yürüttü ama evet, şu anda oldu, istediğimiz oldu. Çift tıklayalım. Bakın hepsinin sırası sıfır oldu ve istediğimiz şekilde başlayacak şimdi. Evet, gördüğünüz gibi hepsi aynı anda aslında yürütülüyor şu anda. Hepsinin animasyonu. Tam olarak istediğimiz buydu ve bunu da başardık. Evet. Gecikmeyle bunu da başardık ve böylece sanıyorum animasyon sekmesinin hepsini yaptık. Bakın burada ne varmış? Dönüşler de varmış arkadaşlar. Bakın burada yolunu bile çizebiliyoruz sanırım bu şekilde. Evet, o nesne değişti. Şekiller varmış örneğin bu şekilde. Evet. Yani nesnelerin bakın bu şekilde oynamasını bile sağlayabiliriz. Örneğin şuraya bir yeni slide yapalım. Mesela bir gezegen yapacağımızı düşünelim. Ekle şekiller. Hani şöyle bir şey çizelim. Evet.
Rengi de şöyle olsun. Daha sonra animasyonlara geliyorum ve bak burada şekiller var. Şekillerden neyi seçiyorum? Daireyi seçebilirim. Ne varmış? Halkalar varmış. Döngü içinde döngü diyor örneğin. Burada halkanın boyutu da var. Veya özel yol yapabiliyormuşuz. Kendimiz mi çiz? Evet, özel yolu sanıyorum kendimiz değiştirebiliyoruz. Şöyle yapalım. Peki bunu nasıl daha fazla çizebilirim? Ha. Evet, tıkladıkça şu anda çiziliyor. Böyle bir yol çizdim. Yeniden özel yola tıkladım. Oldu mu acaba? Olmamış. Şöyle tekrar tıklayalım. Kaydetmiyor nedense. Enter'a basınca kaydediyormuş, evet. Gördüğünüz gibi benim yaptığım yolu dahi oynatabiliyor. Veya böyle kemer yapabilirsiniz. Evet, bunların hepsi animasyon. Tamamen sizin hedefinize, hayal gücünüze bağlı. Çok güzel animasyonlar yapabilirsiniz ve bu animasyonlar daha sonra bir video dosyası olarak kayıt yapabilirsiniz. Örneğin şimdi tüm slaytımızı bir oynatalım bakalım nasıl gözüküyor. Bunu bir video olarak da kayıt yapabilirim arkadaşlar ve bu videoyu örneğin istersem YouTube'a yükleyebilirim. Hatta isterseniz buna ses de ekleyebilirsiniz. Tüm slayt boyunca çalabilir. Bunu gösterdik nasıl yapacağınızı. Bakın burada en son tıklama zorunluluğu koymuştuk. Tıkladım. Bir daha tıkladım. Evet, görüyorsunuz gayet güzel. Evet, böylece animasyonların hepsini gördük. Animasyon seçeneklerini. Şimdi slide seçeneklerine geliyoruz. Slide seçeneklerinde arkadaşlar zaten slide'ın nasıl başlatılacağıyla alakalı. Bakın anlatımları yürüt, zamanlamaları kullan. Zamanlamaları kullanmayı kaldırırsak nasıl olur sizce? Evet, gördüğünüz gibi artık slide'ımız yürümüyor. Çünkü zamanla yürüyordu. Medya denetimlerini göster. Slide gösteri sırasında kliplerin üzerinde geldiğinizde ses ve video kliplerin yürütme denetimlerini görüntülenir. Bu ne demek dersek hemen bir tane medya ekleyelim slaytımıza. Şöyle yeni slayt ekledim. Buraya bir video ekleyeceğim. Tanıtım video ekliyorum. Bakın burada ekle seçeneği seçiyorum. Dosyaya bağla dersem dosyanın referansını ekler ve başka yerde çalışmaz. Şimdi slaytı yürütürken evet, herhangi bir şey gözükmedi. Şurada yeniden slayt gösterisine gelelim. Evet, bunun gözükmemesinin sebebi bu slaytın otomatik olarak geçmesi oldu diye sanıyorum. Şunu kapattım. Bakalım nasıl olacak. Şu anda üzerine geldiğimde gözüküyor. Peki şuradan slayt gösterisinden medya denetimlerini gösteri kapatırsam evet gördüğünüz gibi artık o kısım gözüküyor. Bu işe yarıyor. Zamanlamalar kullandı zaten gördük. Seçtiğimiz zamanlamalar alakalı. Slide gösteri sırasında sesli anlatımları ve lazer işaretçisi hareketlerini kayıttan yürütün. Slide gösterisini kaydeti kullanarak anlatımları ve hareketleri izleyebilirsiniz.
Aa, evet arkadaşlar. Şöyle bir şey de var. Slide'ımızı kendimiz bir defa yürüterek kayıt yapabiliyoruz. Bakın burada slide gösterisini kaydet diyor. Kaydı baştan başlat diyorum. Diyor ki kayıt başlamadan önce neyi kaydetmek istediğini seçin. Slide animasyonlar, animasyon zamanları, anlatımlar, mürekkep ve lazer işaretçisi. Bunun manası bu. Şu anda her şeyi kaydedecek. Şu şekilde mouse hareketlerimi vesaire. Bakın şu anda kaydediyor. Pause yapıyorum. İleriye alıyorum. Özellikle Daha sonra bir sonraki slide'a geçiyorum. Bakın şu anda ne yapıyor? Beni bekliyor. Çünkü öyle ayarladık. Paragrafa tıklıyorum. Evet. Bakın otomatik geçmiyor. Beni bekliyor. Her seferinde neyleri kaydediyor arkadaşlar? Zamanlamaları kaydediyor. Yani bu sefer az önce biz elle zaman ayarlamıştık. Şimdi bizim tıklamamıza göre kaydediyor zamanlamaları. Ve burada ne var arkadaşlar? Sonraki var. Kaydı duraklat var. Evet, hepsini hızlı hızlı geçelim. Bitirelim. Ve bitti. Evet. Şu anda slide gösterisinin zamanlaması kaydedildi diye düşünüyorum. Ve slide gösterisini zamanlama provası. Evet, monitör. Kayıttan yürüt. Yok, bu değil. Peki bakalım şimdi bizim zamanımı kullanacak acaba? Mouse hareketlerimi vesaire. Bakın şu anda kaydediyor. Pause yapıyorum. İleriye alıyorum. Özellikle Evet, her şeyi kaydetmiş durumda gördüğünüz gibi. şu anda ne yapıyor? Beni bekliyor. Çünkü öyle ayarladık. Paragrafa tıklıyorum. Yani son yaptığım zamanlamaya kaydetti. Peki bunu acaba bir yere kaydedebiliyor muyuz? Sanıyorum kaydedemiyoruz. Geçerli slide'dan yürüt var. Yani şu neymiş kısa yolu? Shift F5. Baştan başta var. F5 tuşu. Yani şu. Çevrim içi sun var. Evet, bu online bir şey. Şu anda bende bu yok. Özel slide gösterisi varmış. Özel gösteriler. Evet, özel gösteride sadece istediğimiz slaytların gözükmesini sağlayabiliriz. Şu anda özel gösteri var. Özel gösteriden göster dersem sadece seçtiğim slaytlar gözükecek. Evet, gördüğünüz gibi. Peki özel gösteriyi nasıl yürütüyoruz arkadaşlar? Şurada basınca ne çıkıyor? Evet, özel gösteriyi yürütmek için sanıyorum buradan tıklamanız gerekiyor. Özel gösteriler seçeneği. Slide gösterisi ayarla var. Konuşmacı sunacak tam ekran. Kişi göz atacak pencere. Bilgi noktası. Bakın Escape tuşuna basılıncaya kadar sürekli döngü. Konuşma olmadan göster. Animasyon olmadan göster. Mesela örneğin animasyon olmadan, konuşma olmadan gösteri seçiyorum. Ve baştan gösteriye başlıyorum. Bakın animasyonlar yok. Sadece slide geçişleri var. Konuşmam da yok. Aslında var ama şu anda göstermiyor. Konuşma ne zaman kaydedildi? Konuşma slide gösterisini kaydet dediğim zaman kaydedildi. Yani buradan istediğiniz seçenekleri seçebiliyorsunuz. Evet. Slide gösterisi. Monitörünün de kendisini ayarlayabilirsiniz. Örneğin bir projektörden yapacaksanız sunumu ona göre ayarlayabilirsiniz. Evet, slide'ı gizle var. Bu slaytları gizlersem gizlediğim slaytlar gösteride gözükmeyecektir. Bu şekilde. Anlatımlar yürüt. Monitörümüz otomatik sunucu görünümünü göster. Evet, bu da aslında güzel bir şey. Tabii şu anda bunu size gösteremiyorum ama slide'ı yürütürken eğer iki tane monitöre bağlıysa
Siz bilgisayarınızda bir sonraki slaytı görüyorsunuz ama insanlar yani projektörde o andaki slayt sunum olarak gösteriliyor. Oldukça bakımını denemek için de Alt F5 tuşlarını kullanabilirsiniz demiş deneme için. Deneyelim. Evet. Bakın bu ana ekran. Bu da benim şu anda ön izlemem. Yani şu anda projektörde bu ekran gözükecek. Şu mouse'umla mouse imlecimle gösterdiğim ekran. Burada ise sonraki ekranı görüyorum. Sonraki slide'ı görüyorum. Gördüğünüz gibi. Bu sayede deneme yapabiliyormuşuz. Şuradan slide izlemeleri bir kaldıralım. Ve slide gösterisini ayarlardan şunları bir kaldıralım. Ve Alt F5 tuşuna basıyorum. Şekilde mouse hareketlerimi vesaire bakın şu anda kaydediyor. Pause yapıyorum. İleriye alıyorum. Özel. Bakın şu anda ne yapıyor? Beni bekliyor. Çünkü öyle ayarladık. Paragrafa tıklıyorum. Peki bu slide gösterisini kaydetmiştim. Bunu temizlersem ne oluyor arkadaşlar? Bu kaydım silinir. Fakat bu kaydı bir yere kaydedip yeniden açma var mı acaba diye düşünüyorum. Olmayabilir. O yüzden ne yaparız? Şöyle yaparız. Komple bir kayıt yaparız. Şu şekilde zaten kaydedeceğiz. Altı. Ne diyelim? Örneğin sunum V1. Daha sonra ne yaparım arkadaşlar? Şöyle slide gösterisi bakın temizle deyip tüm slaytlardaki zamanlamayı ve tüm slaytlardaki anlatımı temizliyorum. Daha sonra yeniden farklı kaydet yapıyorum. İsmini de bu sefer versiyon 2 yapalım. Evet, şu anda mesela Alt F5 ile görüntüleyelim. Bakın o anlatım sesim gitti. Görüyorsunuz bir anlatım yok vesaire yok. Zamanlama yok. Tabi önceden ayarladığım zamanlamalar da gitmiş durumda. Şurada bakın burada ne var arkadaşlar? Kalem ve lazer işareti ayarları var. Lazer işaretçisi yaparsam şu şekilde ekranda bir lazer işaretçisi gözükecektir. Kimlere? Sunum yaptığım kişilere oldukça güzel gözüküyor. Veya kalem yaparsam bu şekilde bakın sunum yaptığım kişilere yazı yazmaya izin veriyor. Peki bunu nasıl silebiliriz? Silgi varmış. Ha, zaten buna bastığımda siliniyormuş. Kurgulayıcı varmış arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. İşinize yararsa eğer altını örneğin bir satırın altını şöyle yaparak ne yapabilirsiniz? Vurgulayabilirsiniz. Zaten adı üstünde tüm mürekkebi sil dersem hepsi siliniyor. Ve mürekkep rengini de ayarlayabiliyorum. Buna göre gördüğünüz gibi oldukça güzel bir özellik. Burada ne var? Tüm slaytlardaki görüntüler var. Tıkladığım zaman oraya direkt geçiyorum. Slide'ı yakınlaştır var. Örneğin slide'ımın istediğim kısmını yakınlaştırabiliyorum. Slide gösterisini karartır veya karartmayı kaldırır. Bakın şu anda ekranda hiçbir şey gözükmüyor. Kararttım. Burada da ne varmış? Aa, buradan direkt özel gösteriyi seçebiliyorum. Ekranı karart, ekranı beyazlaştır varmış. Ekranı karartalım. Ekranı beyazlaştıralım. Ekranı normal hale döndürelim. Görev çubuğunu göster varmış. Evet, şu anda bakın slide modunda görev çubuğunu ben görüyorum. Fakat kullanıcılar muhtemelen göremiyorlar. Sunum yaptığım kişiler. Özel gösteriye basarsam özel gösteri oynatılıyor. Ve gösteriyi bitir dersem gösteri bitiriliyor. Bu sayede slide gösterisinin de arkadaşlar tüm özelliklerini gördük. Evde mutlaka bir kendiniz de tekrar edin. Her kısmı anlamaya çalışın. Anlamadığınız kısımlar olursa bana e-posta aracılığıyla veya Discord üzerinden ulaşıp sorabilirsiniz. Altyazı projemize gönüllü arkadaşları bekliyoruz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Ve ders altı bitti.